Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Parti Meclis Üyelerimiz, Sayın Milletvekillerimiz, değerli ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım, il ilçe kadın kollarımız, gençlik kollarımız, çok değerli partimizin emekçileri, değerli yoldaşlarım ve basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi en içten duygularımla, saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün ve yarın ilimiz, il merkezinde ve 17 ilçemizde çok yoğun bir çalışma programı gerçekleştirmek için buradayız. Bu toplantının gerçekleşmesinde en başta destek veren, bize yol gösteren Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok çok teşekkür ediyorum. Genel Başkan Yardımcımız, örgütlerden sorumlu Sayın Oğuz Kağan Salıcı'ya çok çok teşekkür ediyorum. Grup Başkan Vekillerimize çok teşekkür ediyorum. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gülzar Biçer Karaca'ya gösterdiği emekten dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Değerli parti meclis üyelerimize, sevgili milletvekillerimize, katılımlarınızdan dolayı, desteklerinizden dolayı bizleri onurlandırdınız. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Afyonumuzun çok önemli sorunları var. Sayın Genel Başkan Yardımcım birazdan sizlere iletecek. O konulara girmek istemiyorum. Ancak şunu söylemek durumundayım. 2002 yılında Afyon'da kurulan AKP yine 2021'de ya da ilk genel seçimde Afyon'da sandığa gömülecektir. Bu böyle bilinen. Ben sözü sevgili milletvekilimize Burcu Köksal'a veriyorum. Saygılar sunuyorum. Tüm katılan partililerimize, parti emekçilerine teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Genel Başkan Yardımcım, milletvekili arkadaşlarım, parti meclis üyelerimiz, il ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, kadın ve gençlik kolları başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, önceki dönem il başkanlarımız, parti emektarı yol arkadaşlarımız ve basınımızın güzide emekçileri. Afyon Karahisar'ımızın pandemi dönemi yaşadığı sıkıntıları dinlemek, çözüm yolları konusunda iktidarı uyarmak için milletvekillerimiz ve parti meclis üyelerimiz buradalar. Bizlerle birlikte Afyon Karahisar'lı hemşerilerimizi dinleyecekler. Seçim bölgem Afyon Karahisar, termaliyle, mermeriyle, gıda ve hayvancılığıyla, lokumuyla, sucuğuyla, haşhaşıyla, yani gıda sektöründe markalaşmış değerleriyle ünlü olan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Kocatepe'den kurtuluş mücadelesini başlattığı bir kenttir. Kurtuluşun ve kuruluşun topraklarıdır. Ancak AKP tarafından Ege'nin incisi olarak söz verilen Afyon Karahisar'ımız, tarihi ve turistik olarak bu kadar büyük bir öneme sahipken ve stratejik olarak geçiş noktasında olan bir ilken maalesef istenen, hayal edilen ve özlenilen konumuna bir türlü ulaşamamıştır. Cumhur İttifakı'na hatırı sayılır destek veren ilimiz yeteri kadar önemsenmemektedir. Bu nedenle bugün seçim bölgemde iktidarı uyarmak, seçim dönemi verdiği sözleri tutmasını sağlamak, burada yaşayan hak kayıplarını, mağduriyetleri çözmek, Afyon Karahisarlı hemşerilerimizin dün olduğu gibi bugün de yanında olmak, yarın da onlarla birlikte mücadele etmek için gelen milletvekili arkadaşlarımıza, genel başkan yardımcımıza, parti meclis üyelerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sözü Sayın Genel Başkan Yardımcıma bırakıyorum. Sayın İl Başkanım, değerli parti meclis üyesi arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım, belediye başkanlarımız, Afyon Karahisar örgütümüzün çok değerli temsilcileri, bugün ekranları başlarında bizleri takip eden değerli vatandaşlarımız, Afyon Karahisarlı hemşerilerimiz ve saygıdeğer basın mensubu arkadaşlarım.
Basın toplantımıza başlarken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm Afyonkarahisarlı hemşehrilerimize saygı ve sevgiler iletmeyi bir borç biliyorum. Öncelikle tüm parti yöneticilerimizle, parti meclisimiz ve milletvekili arkadaşlarımızdan oluşan heyetimizle Cumhuriyet'in kurulduğu her karış toprağa şehit kanıyla ıslanan, tüm mazlum milletlere örnek olan bağımsızlık mücadelesinin çoban ateşinin büyütüldüğü Afyonkarahisar'da olmaktan duyduğumuz gurur ve heyecanı belirtmek isterim. Değerli arkadaşlar, hepimizin bildiği gibi ucube tek adam rejiminin elinde bir devlet krizi giderek derinleşmektedir. Ve devlette liyakatın yerini saraya liyakat almıştır. İşte bu nedenle Afyonkarahisarlı vatandaşlarımızın ekonomik buhran, hukuk buhranı ve salgın nedeniyle yaşadığı sorunları dinlemek, Cumhuriyet Halk Partisi olarak çözüm önerilerimizi anlatmak, vatandaşlarımızın baskı ve korku nedeniyle dile getiremedikleri sorunlarına tercüman olmak için 32 milletvekili ve parti meclis üyemiz, il ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, gençlik ve kadın kollarımız ve tüm örgütümüzle birlikte Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle 2 gün boyunca Afyonkarahisar ve 17 ilçesini karış karış, adım adım dolaşacağız. 31 Mart yerel seçimlerinde vatandaşlarımızın gösterdiği sarı kartı anlamaktan uzak olan saray iktidarı hala vatandaşlarımızı ayrıştırmaya, kutuplaştırmaya, öfke ve nefret söylemleriyle kardeşi kardeşe, komşuyu komşuya düşman etmeye devam etmektedir. Oysa bu topraklar birlikte yaşamanın, dayanışmanın, barışın, paylaşmanın yüceliğini tüm dünyaya göstermiş olan bir milletin yurdudur. Millet yeter dedikçe, millet düşün yakamızdan dedikçe hırçınlaşan saray iktidarı, vatandaşın sorunlarından uzak, sarayın duvarlarından halkın gerçeklerini duymamakta, görmemekte ısrar etmektedir. Tek adam ucube yönetimi 19 yıldır vatandaşlarımızı kandırıp oyunu almakta, iktidara geldikten sonra da vatandaşlarımızı unutmaktadır. Kendilerini ve sarayın besleme yandaşlarını zenginleştirdikçe yurttaşlarımız fakirleşmiş ve kuru ekmeğe muhtaç hale getirilmiştir. Peki ne demişlerdi iktidara gelirken ve referandumda? Verin bu kardeşinize oyu, ülkeyi uçuracağım. Bakın ülkemiz nerelere uçmuş. Döviz uçmuş, faiz uçmuş, hayat pahalılığı uçmuş, işsizlik uçmuş, dükkanın kapısına kilit vuran, dükkanını kapatan esnafımızın sayısı uçmuş. Arazisini, traktörünü, ineğini, tarım kredi kooperatiflerine, bankalara haczedilen çiftçilerimizin sayısı uçmuş gitmiş. Bir de damat kayınpeder bir olmuşlar, 128 milyar doları uçurmuşlar. Milletin 128 milyar doları uçmuş, hesap soran yok. Damat at izi it izine karıştı. Allah sonumuzu hayır eyle diyerek kaçıp gitmesinin üzerinden 87 gün geçti. Ama hala tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan, bu milletin alın teri olan 128 milyar doların nereye gittiği, kimlerin cebine peşkeş çekildiğinin hesabını veren yok. Ama bizler bunun hesabını sormaya ve her mecrada da bu hesabı milletimiz adına sormaya devam edeceğiz. Bu ülkede 10,5 milyon işsiz yurttaşımız var. Günlük 47 liraya talim eden 2 milyon yurttaşımızla birlikte 12,5 milyon işsizimizin cebine bu 128 milyar dolardan giren para yok. İşsize verilmeyen, esnafa verilmeyen, çiftçilere verilmeyen, bu pandemi döneminde olağanüstü gayretle çalışan ve 2020 ve 21'in kahramanı sağlık emekçilerimize verilen para yok. Peki soruyoruz, 128 milyar dolar nerede? Bıkmadan, usanmadan bu hesabı milletimiz adına sormaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar,
milletin sofrasında yangın var. Yangının sönmesi için çiftçilerimizin üretmesi, tarımın desteklenmesi gerekir. Bugün biz diyoruz ki Tarım Kanunu 21. madde uyarınca çiftçilerimizin kanuni hakkı olan desteklerini ödeyin. Çiftçilerimizin üretim girdileri olan mazot, gübre, ilaç gibi tüm tarımsal üretim girdileri üzerindeki vergileri ya düşürün ya da tamamen kaldırın ve çiftçilerimizin tarım kredi kooperatiflerine ve bankalar olan borçlarının faizlerini silip uzun süreli ana parayı erteleyin. Şu anda ülkemizde çok büyük bir gübre krizi var. Toprak gübreyle tam buluşacağı günleri yaşıyoruz. Oysa bugünlerde toprağa atılması gereken taban gübresinin tonu geçen yıl 1700 lirayken bu yıl 2600 liraya çıkmış. Üre gübresinin tonu 1650 liradan bu yıl 3000 liraya çıkmış. DAP gübresinin tonu 1850 liraydı, bugün 3450 liraya çıkmış. Yani çiftçimizin gübresinin üzerinde %53 ile %86 arasında bir zam görmüş. Peki ülkeyi yönetenler ne yapıyor? Üç maymun oynuyor, gıkları çıkmıyor. Tarlası, traktörü hazmeden çiftçiler sesini duyurmak için Ankara'ya geliyor, saraya sesini duyurmak, iktidara sesini duyurmak istiyor. Çiftçilerimizin sorununa çözüm üretmek, çiftçilerimizi dinlemek zorunda olanlar Ankara girişinde çiftçilerimize tomaları, güvenlik güçlerini ve çelik bariyerleri layık görüyorlar. Oysa çiftçilerimizin ekemediği iki Trakya büyüklüğünde tarlalarımız var. İktidar gidiyor Nijerya'dan, Sudan'dan binlerce dönüm tarla kiralayarak çiftçilik yapmaya kalkıyor. Hangi devlet bu kadar zor durumdaki çiftçisiyle rekabet etmek için üstelik de yabancı ülkelerin topraklarına ülkemizin öz değerleriyle kiralayıp rekabet etmeye kalkar? Yine çiftçilerimizin değil, yabancı çiftçileri desteklemeyi politika haline getirilmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Ülkemizde üretilen arpanın kilosunu iktidar, saray bizim çiftçimizden 1275 liradan alıyor ama yabancı çiftçiden 1989 liradan ithal ediyor. Mısırın kilosunu içeriden 1325 lira. Yani kendi çiftçisinden 1325 liradan alan iktidar dışarıdan 2000 liradan ithal ediyor. Şimdi soruyorum Erdoğan'a. Bu ülkenin çiftçileri üvey evlat mı? Afyonkarahisarlı patates, mısır, arpa, buğday üreticileri üvey evlat mı? Nedir sizin çiftçilerimizle, esnafımızla olan düşmanlığınız? Bu ülkeyi, koca bir ülkeyi bir avuç müteahhitin ikbali için perişan edeceksiniz. Ondan sonra çıkıp ekranlarda bu fiyatları acaba kim arttırıyor diye etrafına bakacaksın. Bu pahalılığın, işsizliğin, açlığın tüm sorumlusu saraydır. Sizsiniz Recep Tayyip Erdoğan. Bu açlığın, sefaletin, pahalılığın, işsizliğin tek sorumlusu sizsiniz Sayın Erdoğan. Bu ülkenin insanı çökten pazar artıkları toplarken, bu ülkenin işsiz gençleri umudunu yitirip canlarına kıyarken, memleketim Denizli'nin esnafı çaresizlikten ardı ardına intiharı seçerken, bu ülkenin çiftçisinin tarlası, traktörü hazmedilirken, Tarım Orman Bakanı diyor ki, çiftçimizin morali çok iyi, bu yıl çok iyi kazandılar, büyük rekorlara imza attılar. Oysa Afyonkarahisarlı hemşehrilerimiz diyor ki, ey Tarım Bakanı, o sırça köşkünden çık, gel Afyonkarahisarlı çiftçilerin durumunu dinle. Ardından saraydaki zat ne diyor? Kapanan iş yeri, kapanan esnaf diye bir şey yok. Bu nereden çıkmış diyor. Afyonkarahisarlı esnaf hemşerilerim diyor ki sarayından çık. Sarayın o duvarlarından halkın arasına, Afyonkarahisar'a gel. Herhangi bir caddesini, herhangi bir sokağını 5 dakika dolaş. Kapanan dükkanları, iflas eden esnafı, kiralık yazılarını boy boy göreceksin.
Belki o zaman halimizden anlarsın Recep Tayyip Erdoğan diyor. Değerli vatandaşlarımız, gidici oldukları ortaya çıktıkça vatandaşımızın açım isyanlarını susturabilmek, vatandaşın ekonomik buhrandan inim inim inleyen sesini örtebilmek için suni gündemler yaratıp yerli ve milli masalların içerisine milliyetçilik soslarında dökerek vatandaşımızı kandırmaya çalışıyorlar. Ancak vatandaşımız artık kanmıyor. Tank palet fabrikasını Katarlara bir kuruş, Katar ordusuna bir kuruş almadan peşkeş çekenlerin ne yerliliğine, ne milliliğine, ne milliyetçiliğine bu vatandaşımız artık inanmıyor. Kendi çiftçisi perişan iken yabancı çiftçilerin zenginleştirilmesi, yabancı ülke çiftçilerine yaptığı destek için aldıkları madalyaları çiftçimiz biliyor. Size diyorlar ki onlara, siz ne yerlisiniz ne millisiniz. Sadece ve sadece egemen güçlere hizmet eden bir iktidarsınız diyor. Vatandaşımızın feryatlarını Cumhuriyet Halk Partisi olarak duyuyoruz, biliyoruz ve çözüm önerilerimizle tıpkı bugün Afyonkarahisar'da olduğu gibi birebir giderek onlarla sorunlarını ve çözüm önerilerimizi paylaşıyoruz. Değerli Afyonkarahisarlı hemşehrilerim, sizlerin de dağ gibi birikmiş sorunlarınız var, biliyoruz. Ankara Afyon İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi 11 Haziran 2012'de imzalandı. Koca koca sözlerle koca koca vaatler verildi. Ama bugün gelinen noktada Ankara Afyon arasının %75'i hala tamamlanmadı. Asre mezarlıkta arazilerin metrekaresi 1500-2000 liradan satılır iken kentsel dönüşüm safsatası ile rantsal dönüşüm projesi olan bir proje anlayışı ile Mısri mahallemizde şehrimizin göbeğindeki vatandaşlarımızın arazilerinin metrekaresine 400 lira fiyat belirliyorlar. İnsaf, insaf diyoruz. Vatandaşımızın rantsal dönüşümde yaşadığı mağduriyetleri de biliyoruz. Ama Afyonkarahisar'ın iktidar milletvekilleri, belediye başkanı bu sorunu göremiyor, duyamıyor, konuşamıyor çünkü saraydan korkuyor. Belediye başkanı çıkıp diyor ki, belediye olarak biz bu kentsel dönüşümün hiçbir noktasında yokuz. Yani ben karışmıyorum, ne haliniz varsa görünüyor. Arkasından halkın isyanı ve Sayın Genel Başkanımızın grup toplantısında Mısri Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızın bu sorunu dile getirmesiyle bir açıklama yaptı. Ankara'ya gideceğim, 400 lira olan metrekareyi iki katına çıkaracağım. Şehrin göbeğinde Mısri Mahallesi'ndeki bu arazilerin değerinin bunun kat kat üstünde olduğunu Sayın Belediye Başkanı acaba bilmiyor mu? Aslında belediye başkanı çok daha fazla olduğunu biliyor ama sebeplerini hem Mısri Mahallesi'ndeki vatandaşlarımız hem tüm Afyonlular da biliyor. Şimdi buradan belediye başkanına seslenmek istiyorum. Sayın Başkan, Afyonkarahisarlı hemşehrilerimiz size niye oy verdi? O, sorunlarını çözsün, sorunlarına çözüm üretsin, onların çıkmayan, duyuramadıkları seslerinin tercümanı olsun diye. Bugün ransal dönüşüm mağduru vatandaşlarımızın haklarını savunmayacaksan, bugün ransal dönüşüme arazileri peşkeş çekilmek isteyen vatandaşlarımızın mağduriyet için mücadele etmeyeceksen, Afyonkarahisarlı hemşehrilerimiz size niye oy versin? Sayın Başkan, buradan bütün milletvekillerimizle il başkanlarımızın huzurunda sesleniyorum. Eğer bu sorunu çözemeyeceksen, vatandaşlarımızın bu mağduriyetinin giderilmesi için mücadele etmeyeceksen, vatandaşlarımızın oyuyla seçildiğin o koltuğu onurlu bir şekilde terk et diyoruz. Değerli arkadaşlar, Sayın Genel Başkanımız da bu sorunu grup toplantımızda dile getirdi ve Afyonkarahisar Milletvekilimiz Sayın Burcu Köksal'a bir görev verdi. Dedi ki, oradaki insanların hakkını tek başına savunacaksın. Yiğit bir kadın olarak savunacak ve o vatandaşlara selam ve sevgilerimi ileterek sonuna kadar mücadelelerin yanında olacağımızı ifade edeceksin dedi. Sayın vekilimiz de bu görevi şerefle, onurla, örgütümüzle birlikte yerine getirecek.
Değerli Afyonkarahisarlı hemşehrilerim, bir devlet müzeniz vardı. Afyonkarahisar'ın tarihini ve Afyonkarahisar ilimizin geçmişini, hafızasını temsil ediyordu. Ama bu müze bir müze kompleksi için bir yandaşa satıldı. TOKİ önce TOKİ'ye devredildi. TOKİ arsayı özel bir şirkete sattı ve şu an Afyonkarahisar'ın Arkeoloji Müzesi sahibinden.com internet adresinde satılığa çıkardı. Yeni müze yapıldı mı? Hayır, yapılmadı. Eski müzenin içi doluyor mu eşyaları? Duruyor. Bir başka sorun daha var. Afyonkarahisar'ın simgesi olan bir heykel yıllar önce Afyonkarahisar'dan çalınarak yurt dışına götürülmüştü. Yurt dışından büyük emeklerle getirildi. Ankara'da bekliyor. Afyonkarahisar topraklarıyla buluşmayı bekliyor. Ama maalesef o heykelin sergileneceği ve Afyonkarahisar'a döneceği bir müze hala yok. İşte bir yandaşa, bir rant projesinin bir başka örneğini daha burada açıkça sizlerle paylaşıyorum. Ancak ne Afyonkarahisarlı hemşehrilerimiz ne yurttaşlarımız hiç şüphe duymasınlar. Biz diyoruz ki Cumhuriyet'in topraklarını ve Cumhuriyet'in kurulduğu şehit kanlarıyla her metre karesi bu şanlı toprakları ıslatan bir neslin evlatları olarak bu topraklar sahipsiz değildir, satılık hiç değildir değerli arkadaşlar. Afyonkarahisar'a müjde olarak duyurulan, sonrasında Kütahya Altıntaş'a yapılan Zafer Havalimanı'nın maliyeti 50 milyon euro. Yandaş şirkete, üretici firmaya 190 milyon euro garanti ödemesi verildi. Yani maliyetinin 4 katı. Tüm vatandaşlarımızın alın teri işte böyle yandaş 3-5 firmaya peşkeş çekiliyor. Duyduk ki bin günde bin gölet diye övünenler göletlerde yaşanan sıkıntıları duydukça, gördükçe sus pus oturuyorlar. Hiçbir yorum yapmıyorlar. Değerli arkadaşlar, göletlerin birçoğu, Afyonkarahisar'da yapılan göletlerin birçoğu duvarları patlamış, su sızdırıyor. Akdeğirmen barajından akan su maalesef o gövdedeki çatlaklar yüzünden birikemiyor. Nereye gidiyor? Akarçay'a. Çay barajında erken su toplanmaya başlandı. Erken su toplandığı için bizim gölümüz kurudu arkadaşlar. Yani bir yeri yaparken bir yeri yıkıyorlar. Çay barajına erken su toplamanın bedelini kuruyan Ever Gölü ödüyor. Bunun sebebi liyakatsız, yandaş ve denetimsiz bir şekilde maalesef bu ülkenin kaynaklarını yandaşlara peşkeş çeken iradedir. Değerli arkadaşlar, milletvekillerimizle sahada örgütümüzle birlikte tek tek dolaşacağız. Tüm ilçelerimizde esnaflarımızı, çiftçilerimizi, ekonomik buhran ve pandemi nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımızı dinleyecek, Cumhuriyet Halk Partisi olarak çözüm önerilerimizi vatandaşlarımızla buluşturacağız. Vatandaşlarımızın ağzını açsa cezaevi tehdidiyle, ağzını açsa kapısında sabahın köründe güvenlik güçleri tehdidiyle dile getiremedikleri sorunlarını hepsini dinleyecek tüm milletvekili arkadaşlarımız ve parti meclisimiz, örgütümüzle bir rapor halinde Sayın Genel Başkanımıza sunacağız. Afyonkarahisar'ın tüm ilçelerinde tüm yurttaşlarımızın sorunların çözümü için tek tek sizlerle bu çözüm önerilerimizi buluşturacağız. Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Biliyorum size biraz olumsuz bir tablo çizdim ama hiç merak etmeyin. Bu millet devletini ve cumhuriyetini egemen güçlere karşı dünyanın gördüğü en onurlu savaşı verdikten sonra kurulmuş büyük bir millettir. Doğru, şeffaf, güvenilir bir iktidarla tüm sorunların üstesinden biz geleceğiz. Çok açık söyleyelim, yeni kurallar koyacağız. Yeni kadrolarla yeni kurumları hep birlikte inşa edeceğiz. Yepyeni ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle hukuk devletini ve adaleti herkes için yeniden tesis edeceğiz.
Ekonomiyi borçla şişirmek yerine büyüme stratejimizi üretime dayalı, üreterek büyümeyi ve zenginleşmeyi hedef koyacağız. Ülkemizdeki zenginliklerimizin tüm yurttaşlarımız arasında hakça paylaşımını sağlayacağız. Aile destekleri sigortasıyla tüm vatandaşlarımız asgari yaşam gelirine sahip olacak. Ve son olarak umutları yeniden yeşerteceğimiz, hiçbir çocuğumuzun yatağa aç girmeyeceği, doğanın tahrip edilmediği, ekonomik dengeleri bozmadan hızla büyümeyi sağlayacak tüm tedbirleri alacağız. Sayın Genel Başkanımız dün çiftçilerimize dedi ki, siz üretmezseniz aç kalırız. Bize güvenin, halkın çıkarlarını savunduğumuza inanın, kendinize inanın, bir araya gelin. Sandıkta bu iktidara, bizi bu hale getirenleri perişan edeceğiz deyin çağrısını yaptı. Biz de bugün Afyonkarahisar'dan, başta Afyonkarahisarlı tüm hemşerilerimiz olmak üzere tüm yurttaşlarımıza diyoruz ki, milleti unutup bu ülkeyi faizcilere, tefecilere, beş yandaş müteahhide ve saray beslemelerine peşkeş çeken bu iktidara sandıkta düşün yakamızdan diyerek kırmızı kart gösterecek olan başta Afyonkarahisarlı hemşehrilerimiz ve tüm yurttaşlarımıza birlikte başaracağımızın müjdesini veriyoruz. Değerli arkadaşlar, değerli vatandaşlarımız, az kaldı. İktidara biz yakınız ve hep birlikte başaracağız diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, iki gün boyunca Afyonkarahisar'da tüm yurttaşlarımızla bir araya gelip sorunlarını dinleyecek olan, bugün heyetimizde yer alan parti meclis üyelerimiz ve değerli milletvekillerimizi tek tek sizlere tanıtmak isterim. Burcu Köksal, Afyonkarahisar milletvekili. Ankara milletvekilimiz Gamze Taşçıer yarın aramızda olacak. Elazığ milletvekilimiz ve parti meclis üyemiz Gürsel Erol yarın aramızda olacak. Neslihan Hancıoğlu, parti meclis üyemiz ve Samsun milletvekilimiz. Nurayat Altaca Kayışoğlu, parti meclis üyemiz ve Bursa milletvekilimiz. Orhan Sarıbal, parti meclis üyemiz, Bursa milletvekilimiz. Sayın Eren Erdem, parti meclis üyemiz. Sayın Gaye Usluer, parti meclis üyemiz. Sayın Hasan Baltacı, parti meclis üyemiz, Kastamonu milletvekilimiz. Sayın Pınar Uzun, parti meclis üyemiz. Parti meclis üyemiz Umut Akdoğan yarın aramızda olacak. Sayın Nevaf Bilek, parti meclis üyemiz. Sayın Ali Fazıl Kasap, Kütahya milletvekilimiz. Sayın Aydın Özer, Antalya milletvekilimiz. Sayın Bedri Serter, İzmir milletvekilimiz. Sayın Emine Gülüzar Emecan, İstanbul milletvekilimiz. Sayın Erkan Aydın, Bursa milletvekilimiz. Sayın Fikret Şahin, Balıkesir milletvekilimiz. Sayın Hüseyin Yıldız, Aydın milletvekilimiz. Sayın Jale Nur Sülü, Eskişehir milletvekilimiz. Sayın Kadim Durmaz, Tokat milletvekilimiz. Sayın Mürsel Alban, Muğla milletvekilimiz. Sayın Müzeyyen Şevkin, Adana milletvekilimiz. Sayın Servet Ünsal, Ankara milletvekilimiz. Sayın Süleyman Girgin, Muğla milletvekilimiz. Sayın Yıldırım Kaya, Ankara milletvekilimiz. Sayın Suzan Şahin, Hatay milletvekilimiz. Sayın Bekir Başevirgen, Manisa milletvekilimiz. Sayın Ulaş Karasu, parti meclis üyemiz ve Sivas milletvekilimiz. Evet, değerli katılımcılar, parti meclis üyemiz Semra Dinçer de aramızda. Kendisini soruyorum atladık. Evet, bugün saat 13'ten itibaren önce Afyon merkezde esnaf ziyareti, ardından 7 grup halinde parti meclis üyemiz ve milletvekillerimiz ve örgütümüzle birlikte sivil toplum örgütü ziyaretlerimiz, yarın yine 9 grup halinde tüm 17 ilçemizde
esnaflarımız, çiftçilerimiz, sağlık emekçilerimiz, işsizlerimiz ya da işi olup 47 liraya günlük mahkum edilen sözde işçi ama özde gerçekten kuru ekmeğe muhtaç olan esnaflarımızı, işsizlerimizi hep birlikte ziyaret edeceğiz. Bugün Afyonkarahisar'da, yarın Afyonkarahisar'da ülkemizin kurtuluşuna imza atıldığı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun gerçekleştirdiği Afyonkarahisar'da tüm yurttaşlarımızın sesi olmaya çalışacağız diyorum. Tüm katılımcılarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.